Bir amca, bir yaşlı, hayli yaşlı bir amca elinde ayakkabısı, çorabını çıkarmış, abdest alıyor. Uzun bir yoldan yürüdü amca. Yavaş yavaş musluğa doğru geldi, suyun aktığı kaynağa doğru geldi, abdest alacak. Ama amcamız abdesti alırken önce sol ayağıyla başladı. Önce ayağını yıkadı, sonra sağ kolunu yıkadı. Sonra biraz durdu, sonra ağzına su aldı, sonra burnuna su aldı, burnunu temizledi. İki delikanlı da orada o amcayı izliyorlar. Biri 8 yaşında, biri 9 yaşında, iki pırıl pırıl delikanlı amcayı seyrediyorlar. Amca ilginç bir abdest aldı. Aldığı abdestin abdest denmesi mümkün değil. Abdeste benzemiyor çünkü sıra yok, ölçü yok, denge yok. Efendim önce şu, önce bu, ezan yok. Yıkadığı yerleri de yarım yamalak yıkıyor. Mesela kolunu yıkarken şöyle ta dizlerine efendim şuraya buraya kadar ulaşmıyor. Böyle su şuradan akıp gidiyor. Başını meslederken su başına değmiyor. Yüzünü temizlerken, yüzünü yıkarken kılların bittiği yerlere kadar yıkamıyor. Yarım yamalık bir abdest alıyor. Garip bir abdest. Amca böyle öğrenmiş. Yapacak bir şey yok. Yaşı 70'e gelmiş. 70'ten sonra nasıl öğrenecek bunu? O da çok düşündürücü gerçek manada. Amca abdestini aldı göğe kendine göre. Son derece mutlu. Demek ki hayatı boyunca hep böyle abdest almış amca. Son derece mutlu ve bir şekilde ayakkabısını aldı, camiye doğru yavaş yavaş yöneldi. Ama iki genç, biri 8, biri 9 yaşında, iki delikanlı amcanın yanlış abdest aldığını gördüler de nasıl ikaz edecekler? İkaz edemezler, utanırlar çünkü küçük ya yaşları. Şöyle dediler amcaya, yanaştılar amca dediler. Bir şey söyleyebilir miyiz sana? Amca, buyur evlatlar. Ya benle kardeşim dedi, 9 yaşındaki, 8 yaşındakini göstererek. Benle kardeşim abdest konusunda anlaşamadık. Ben daha doğru abdest alıyorum diyorum. O ben daha doğru abdest alıyorum. Hakem olur musun bize amca? Hakemlik yapar mısın? Amca kendinden emin. Tabii tabii ne demek? Hele bir alın bakalım göreyim sizi. Hanginiz doğru alıyorsunuz? Düzelteyim dedi. O 9 yaşındaki çocuk kollarını sıvadı. Efendim bismillah, avuz besmele çekti, ellerini güzel bir şekilde yıkadı 3 defa. 3 defa ağzına su aldı, 3 defa burnuna su aldı, temizledi ağzını. Sonra ellerini doldurdu, besmele çekerek yüzünü yıkadı. Yıkarken Allah'ım mahşerde yüzümü ak eyle, güzel eyle, temiz eyle, nurlu eyle dedi. Kötü olanlardan eyleme dedi. 3 defa yüzünü yıkadı, ta kılların bitim noktasına kadar, çenesinin altına kadar. Sonra suyu aldı, sağ kolunu yıkadı, temizledi bu şekilde. Allah'ım kitabı sağ elinden alanlardan eyle dedi. Sonra sol elini yıkadı. Aynı şekilde Allah'ım kitabı sol elinden alanlardan etme bizi dedi. Başını meshetti. Yeni bir suyla kulaklarını ovdu, ovaladı. Sonra ayaklarını yıkadı. Sağ ayağını, sol ayağını yıkadı. Muhteşem bir abdest aldı. İhtiyarın gözleri apaçık böyle bakıyor. Hayretle. Sonra öteki dedi, amca ben alsam olur mu? Bir de beni izle. O da güzel bir abdest aldı. O da güzel bir abdest aldı, amca onu da seyretti. Bir dakika aramız varmış, aradan sonra devam edeceğiz hikayenin sonunu. Selamlarının en güzeliyle yeniden beraberiz. Amca ikinci delikanlıyı da izledi, baktı ki ikisi de mükemmel birer abdest alıyorlar. Şartlarına, sünnetlerine uygun bir şekilde. Amca kendisinin yanlış yaptığını, gençlerin doğru yaptığını anladı. Ve gençlerin kendilerini kırmamak için böyle bir oyuna başvurduklarını anladı. Döndü ve dedi ki çocuklar, ben anladım, yanlış yapan, abdeste yanlış alan benmişim. Siz doğru abdest almışsınız ama beni kırmadan, incitmeden, rencide etmeden öyle güzel anlattınız ki hayran kaldım size. Ey delikanlı, adın ne senin dedi, o güzel yüzlü delikanlıya. Adım Hasan amca dedi, Hasan. Babanın adı yok mu? Ali dedi. Ya sen dedi, Hüseyin. Babanın adı Ali dedi. Kardeş abiyiz biz. Hangi Ali dedi? Halife Ali mi dedi? Peygamberin amca o... yeğeni olan, peygamberin damadı olan Ali mi dedi? Evet amca, biz Hazreti Ali'nin çocuklarıyız dedi. Amca ağlamaya başladı. İki çocuğu göğsüne sığdırdı, öptü, sardı onları. Dedi, babanız eğer Ali ise, anneniz Fatıma ise, dedeniz Muhammed ise, tabii ki böyle olacaksınız. İncitmeden, gönül kırmadan eğiteceksiniz. Hadi çocuklar, şimdi ben abdest alayım, beni düzeltin, yeni bir abdest alayım dedi. Abdesti öğrenmiş oldu.
gençler hep öyle olmak lazım. Hasan Hüseyin gibi kalp kırmamak lazım. Onlar gibi Ali Cenab güzel kalbe dokunan olmak lazım.